Dediğimiz ana haberle, beyaz ana haberle yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyoruz çok önemli haberler var, özellikle emekliler. O televizyonun sesini birazcık daha açın lütfen, bakın. Çünkü milyonlarca emekli ne kadar maaş zammı alacağını merakla bekliyor, biliyoruz. Emekli maaşlarıyla ilgili alternatif planlar üzerinde şu sıra çalışılıyor. 12 puanlık refah payı seyyanen bir kere zam masasında ve işte emeklilerle ilgili konuşulan bazı formüller var. Hemen onu ekrana getirerek başlayalım. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklisi %37,57 zam hakkı elde etti. Maaşlar şu an %50 oranında iyi ama bundan sonra gelecek zamlar önemli. Bu şekilde olduğu sürece emeklinin ve memurun yüzü güler. Asgari ücret ve memur maaşlarındaki %49'luk artış göz önüne alındığında belirli bir fark ortaya çıktı. Oluşan farkın kapatılması için çalışmalar başladı. 15 tane aşağı olmamasını istiyorum ben. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli aylığı için refah payı ve seyyanen zam konuşulan formüller arasında. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tüm kesimlerin maaş zamları üzerinde eşitlenmeye gidilebileceği ifade edildi. Aynı uygulama bu yıl da yapılırsa 12 puanlık fark refah payı ile tamamlanacak. Böylece emeklinin zam oranı %49 üzerinden belirlenecek. Seyyanen zam uygulaması durumundaysa maaşlara aynı miktarda Türk lirası eklenecek. Fark oran üzerinden değil, Türk lirası miktarı üzerinden karşılanacak. Seyyanen zam uygulamasının özellikle kök emekli maaşı alanlar için bazı dezavantajları bulunuyor. Herkese aynı miktarda zam yapılması halinde düşük emekli maaşları alan kişiler sınırın altında kalmaya devam edecek. Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı. Bu nedenle emekli maaş düzenlemesinin Şubat ayına kalabileceği belirtiliyor. Bu durumda emekliler Ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak. Refah payı ya da diğer seçenekler Şubat maaşlarına yansıyacak. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla devam edeceğiz. Bakın, Süper Kupa maçında yaşanan krize ilişkin bazı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve kulüpleri eleştirdi Bahçeli. Hiç kimse Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma peşinde koşmamalıdır dedi. Türk futbolunda olmayan sadece futboldu. Türkiye Futbol Federasyonu süreci yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüpleri de aklı başında sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememişti. Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli Futbol Federasyonu ve kulüpleri bu sözlerle eleştirdi. Aziz Atatürk'ün bir futbol müsabakasında kaygı verici şekilde istismarı müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaplanarak lazım gelen tedbirlerin alınmasından imtina edilmesi sadece ihmal veya öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. Eğer böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demektir. MHP lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 19. dönem sertifika törenine katıldı. Burada konuşan Bahçeli'nin gündeminde Yargıtay'ın Can Atalay kararı da vardı. Bölücülere, teröristlere hak ihlali kararlarını cömertçe veren Anayasa Mahkemesi hiç olmazsa adalet ve hukuk namusuna bir nebze olsa da sahip olduğunu ne zaman gösterecektir? Bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin hakimle yürekliyor ve aldıkları kararı destekliyoruz. MHP liderinden sosyal medya konusunda da dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya artık taşınması imkansız bir yüktür ve zehirlidir. Ya sosyal medya kullanımı A'dan Z'ye yeni baştan ahlaki ve milli temelde düzenlemeliyiz ya da bu melanet ve mikrop yuvasını hepten işlevsiz hale getirmeliyiz. Peki Suudi Arabistan'da, Riyad'da ne olmuştu sevgili izleyenler? Bakın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Süper Kupa'da yaşanan krizin perde arkasını anlattı. Yaşananlardan federasyonu sorumlu tutan Koç, soyunma odamızdaki pankartları polis alınca maça da çıkmama kararı aldıklarını söyledi. Sözleşme var mı? Gösterin ya. Hadi sözleşmeyi gösterin. Fenerbahçe Galatasaray'ın imzasını gösterin sözleşme. Biz bir sözleşme imza atmışız ve buna uymamışız da.
itham ediyor. Yok böyle bir şey. Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizi nedeniyle Futbol Federasyonu'nu suçladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeş'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Şu son olaydan sonra evet. Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan krizin ardından iptal edilen Süper Kupa maçı ile ilgili ilk kez konuştu. Habertürk'e konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pankartlar ve Atatürk resimli tişörtlere izin verilmeyeceğini maçtan bir gece önce öğrendiklerini söyledi. Saat 9.30'da o gece hazırlık toplantısı yapıldı. Orada ilk defa bizim pankartımızın ve ısınma tişörtlerimizin kabul edilmeyeceği ifade ediliyor Suudi yetkililer tarafından. İstiklal Marşı, Suudi Arabistan Milli Marşı orada gündeme geliyor. İstiklal Marşı var. Bizim İstiklal Marşı'nda sıkıntı yok. Fenerbahçe, Suudi yetkililerin pankartla çıkmama taleplerine onay verdi ancak Atatürk resimli tişörte izin verilmemesi bardağı taşıran son nokta oldu. Pankart ve tişört. Dedik ki bizim pankartın hiçbir derdimiz yok. Pankartla çıkmayacağız zaten. Fakat sildik pankart. Ama bu olmazsa olmaz. Isınmaya buna çıkmak istedik. Ama yani bize anlatılan etkinlikler, planlanan işte gösteriler, görseller onlar bunlar içinde bunun böyle bir formaya çıkmanın sıkıntı olacağı aklımız ucundan bile geçmiyor. Ali Koç, Suudi polisinin pankartları soyunma odasından alınmasından sonra maça 2 saat kala sahaya çıkmama kararı aldıklarını açıkladı. Soyunma odalarına polis girdi. Pankartı aldı. Maçtan sonra vereceğiz dediler. Anladığımız kadarıyla Galatasaray'ın da pankartını almışlar. Dolayısıyla iş gerilmeye başlayınca iki kulüpte aşağı yukarı bu 18.30-18.35'te oluyor. İki kulüpte oteli arayıp takımlara bekleyin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a süreci anlatan bir mektup yazdığını söyleyen Koç, ertelenen Süper Kupa'yı Mart ayının sonunda Ankara veya Samsun'da oynamak istediklerini söyledi. Ve efendim işte tam 150 milyonluk vurgun iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Talu çifti ekranlarda tutuklandılar. Çift Ponzi sistemiyle yüzlerce kişiyi dolandırmakla suçlanıyor. Yerde var o para. Ben onu bir bulayım. Bir bulup çıkarayım var. Çatır çatır yiyeceğim. İddialar hakkında neler söyleyeceksiniz? Tabii bunlar kısmettir ya. 150 milyonluk vurgun iddiasının ardından gözaltına alınan Talü çifti nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Neler söyleyeceksiniz Kıvanç Bey? Yakınlarınızı dolandırdığınız söyleniyor. Bin bir surat tiplemesiyle yüz binlerce takipçiye ulaşan Kıvanç Talü marka işbirlikleriyle büyük paralar kazandı. Yok ben yapamayacağım. 6 yıl önce evlenen Kıvanç Talü ve eşi Beril Talü reklam sektörünün tanınan isimleriydi. İyi nasıl istemen gerektiğini sana anlatıyor. İddiaya göre çift şöhretlerini kullanarak yüksek kar vaadiyle para toplamaya başladı. Ay hayat buymuş be. Talü çifti 150 milyon liralık vurgun parasıyla Gürcistan'a kaçtı. 2 ay gelişmeleri izleyen fenomenler haklarında arama kararı olmadığını sanarak Türkiye'ye döndü. Talü çifti Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kıskıvrak gözaltına alındı. Neler söyleyeceksiniz Kıvanç Bey? Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen çift ifadelerinde biz suçlu değiliz, o yüzden döndük. Asıl bize para verenler suçlu, onlar tefecilik yaptı diyerek kendilerini savundu. Şimdi Servet'ciğim, evet. Durum ortada. Ben kimse üzülmesin, kimse daha fazla yorulmasın diye düşünüyorum. Oysa haklarında 20'den fazla kişi savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Delil olarak da gönderdikleri paraların dekontlarını, yazışmaları göndermişti. Asay Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan çift Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Fenomenler sevk sırasında sorulara cevap vermedi. Kar vaadiyle teklif gönderdiğiniz iddia ediliyor. Arkadaşlar ifadeye gidiyoruz. Dolayısıyla şu aşamada basına değil savcılara çıkaracağız. Kıvanç Talü ve eşi Beril Talü nitelikli dolandırıcılık suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Neler söyleyeceksiniz? Efendim Kadıköy'deki okul servisi kaçırma olayına ilişkin yeni görüntüler var elimizde, onları vereceğiz. O görüntülerde ise zanlı çocuk dolu servis aracıyla hızla uzaklaşırken öğrenciler de korku dolu çığlıklarıyla dikkati çektiler. İşte o görüntüler. Görüntüler İstanbul'da kaçırılan servis aracından. Araç içi kamerasıyla kaydedilen görüntülerde zanlı olay yerinden uzaklaşmaya çalışıyor. Öğrencilerin yaşadığı panik görüntülere yansıyor. Özel bir okula ait öğrenci servisinin şoförünü lastiğin patlak bahanesiyle indirip direksiyonun başına geçen zanlı servistekileri sakinleştirmeye çalışıyor. Korkmayın, araç lazım. Siz korkmayın, araç lazım. Sakin olun. Bırakacağım, bırakacağım.
Hocam sakin olun. Görüntülerde hostes çocuklar korkuyor diyerek zanlıyı durdurmaya çalışıyor. Çocuklar var. Zanlı ilk ışıklarda hostesle birlikte çocukları araçtan indiriyor. Kaçırdığı servisi terk ederek Ankara'ya gelen zanlı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmek isterken gözaltına alınmıştı. İstanbul'a götürülen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim bakın, sahipsiz köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi maalesef. Bu kez Erzurum'da 8 yaşındaki Ela Sarıtaş efendim okul çıkışı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Kulağının da üst kısmı kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralanan çocuk hemen tedavi altına alındı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Ela'nın kulağı koptu. Okulda yer köpekler beni saldırdı. Erzurum'da yaşayan Sarıtaş çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü Ela Sarıtaş okuldan çıktı. Bir arkadaşıyla evine doğru yürümeye başladı. Yol üzerinde köpekler bunları kovalıyor. Sarıtaş bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Arkadaşı kaçarak kurtuldu ama küçük Ela o kadar şanslı değildi. Saldırıda kanlar içinde kalan Sarıtaş'ı yoldan geçen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtardı. Kız ellerinden zor alıyor köpekleri. Baba Yunus Sarıtaş saldırı sonucu sol kulağının üst kısmı kopan Ela'yı hastaneye götürdü. Benim canım yanıyor, ciğerim yanıyor. Dünden beri benim elimin altında ne kadar iğne batırıldı bunun kafasına. Bugün benim çocuğum, yarın başkasının. Yani böyle şeylere dikkate almaları gerekiyor. Yine İstanbul'dayız. Arnavutköy'de vatandaşların duygularını istismar ederek para toplayan dolandırıcı kadının oyununu esnaf ortaya çıkarttı ve kendini tokatlayarak her şeyi de itiraf eden kadın polis ekiplerine teslim edildi efendim. Bu surattan dolandırıcı çıkar mı be? Estağfurullah. Doğrusun abi, bir yanlış yaptın. Ölümü gördüm. Ne olur ya. Allah Allah, insanları sen dolandırmayacaksın önce. Bir daha yaparsam Allah beni belan versin. Çevresindeki insanların duygularını istismar etti, para topladı. Gerçekler ortaya çıkınca kendini böyle cezalandırdı. Vallahi yaparsın. Öldür beni ne olur. Yaparsam eğer bak, bir daha vurmam. Hayır, ara gelsin. Abla yapacak bir şey yok. Vallahi. Arnavutköy'de bir kadın rastgele apartmandaki zillere bastı. Yoldan geçen arabaları durdurmaya çalıştı. Yolda kaldığını söyledi. Kendisini acındırıp para istedi. Arkadaşlar, bu kadın insanları dolandırıyor. İnsanların iyi niyetini suistimal ediyor. Evimde hastam var, yakınım var diyor. Daha sonra da insanlardan para alıp kapıdan giriyor, arka kapıdan çıkıyor. Mahalle kuaförünün takibi aldığı kadın başka bir vatandaşı daha kandırmak üzereyken esnaf tarafından yakalandı. Herkes bilsin, tanısın bu ablayı. Haklısın, bir daha yaparsın Allah beni beğenme. İki tane çocuğunu da yemin ederim ya. Dolandırıcı kadın polis ekiplerine teslim edildi. Sen abla çekil, yapacak bir şey yok. Elin ayağını öpeyim. Abla yapacak, atın. Polis de gel ya. Şey yok. Beni öldür bak, boş halde. Ne olur. Yani yapacak. Efendim işte ünlü şarkıcı Ferman Toprak görüyorsunuz. Villasının inşaatında çalışan işçileri dövdürdüğü iddiası vardı. Ona yanıt verdi. Dedi ki asıl mağdur benim. Hayatı tesbih yapmışım. Arabadan iner inmez arkadaşlarla beraber silah çektiler zaten. Silahın kafasıyla kafasına vurdular. Savcı da benim, hakim de benim, ceza alamam dedi. Alayına gider bundan sonra. Lüks villasının tadilatını yaptırdığı işçileri darp ettiği iddia edilmişti. Ünlü sanatçıdan o iddialara yanıt geldi. Sokakları aşınlarım, ben bu şehri kurşunlarım. İddiaya göre Ferman Toprak, Beykoz'daki villasının tadilatı için 1,5 milyon liraya anlaşma yaptı. Biz dedi doğuluyuz, el sıkıştıralım mı? Tamam dedim. Sen canı sağ olsun, 1,5 olsun. Ancak daha sonra bu rakam fazla geldi. İşçilere sadece 800 bin lira ödeyeceğini söyledi. İşçiler haklarını isteyince de tartışma çıktı. Ferman Toprak elini silahın kabzasıyla buraya vurdu. İşçilerin iddiasına göre Ferman Toprak ve yanındakiler silah çekti ama silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine silahların kabzalarıyla işçileri darp ettiler. Ben Ferman'ı tuttum. Arabamın arkasına götürdüm. Ferman abi akıllı ol dedim. Bak birini vurursan cezaevine girersin. Savcı da benim, hakim de benim, ceza alamam dedi. Feci şekilde darp edilen 4 işçi polis çağırdı. İşçilerin çoğu hastaneye kaldırıldı. Ferman Toprak ise gözaltına alındı. Hakkında çıkan iddialara sosyal medyadan cevap veren Toprak, asıl mağdur benim dedi. Haksızlığa maddi ve manevi zarara uğrayan taraf şahsımdan başkası değildir. Tanınmamdan yola çıkarak haksız kazanç elde etmek maksadıyla gerçek olmayan iddialarla tarafıma ve kimliğime zarar
veren herkese ilişkin gerekli tüm takip ve şikayetler de yapılacaktır. İddiaların art arda geldiği skandal olayda son sözü yargı söyleyecek. Hayatı tesbih yapmışım. Sevgili izleyenler, malumunuz devir artık tasarruf devri. Kabarık faturalarla karşılaşmamak için herkes evde kendi tedbirleriyle işte su ve doğalgaz tüketimini en aza indirmeye çalışıyor. Kombilere fısıldayan adam olarak tanınan fenomen Fatih Bank'a göre ise doğalgaz en çok da banyo yaparken harcanıyormuş efendim. Bakın Beyaz Haber'den Ali Çiçek, kombi uzmanı, Fatih Bank'ın evine gitti, konuk oldu. O tasarruf tedbirlerini yine onun tatlı sert tarzıyla uygulamalı olarak da sizler için haberleştirdi. İzleyelim. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Şu suyun altındaki huzur mutlulukta hiçbir şey. Suyu aç dakikalarca aksın. 3 dakikada banyoda çıkan var, 45 dakikada çıkan var. Şimdi 3 dakikada çıkan pis mi? Sıcak suyu açar mısın? Benim komşuma fatura bu kadar geliyor, bana bu kadar geliyor. Ya neden komşuna kendini kıyaslıyorsun? Hem canlandırdı hem anlattı. Çılgın kombici banyoda su ve doğalgaz israfına böyle ateş püskürdü. Sıcak suyu açalım. Şimdi sıcak suyumuz açıldı. Ben duşa gireyim mi? Banyoya girip elinde müzikle 20 dakika, yarım saat, 30 dakika, 1,5 saat banyoda uzun ince bir yoldayım, keseleniyorum gündüz gece dersen tasarruf sağlayamazsın Ali. Sosyal medya fenomeni Fatih Bank evini ekibimize açtı. Tatlı sert tarzıyla müşterilerinin yanlışları üzerinden tasarrufu anlattı. Ben kombimi 30 derecede, 35 derecede yakıyorum. Niçin 35 derecede yakıyor? Korkuyor gaz yakacak diye. Ama banyoya girdiği zaman kombi 60-70 derecede yanıyor. Şimdi sana onu da göstereceğim. Banyoya girdiğin zaman ne olacak Ali'cim? Şöyle sinirlenip bana bir tane vuracaksınız gibi hissediyorum Fatih Bey. Hayır Ali'cim, seninle asla bir şey yok. Millet internette, Instagram'da, sosyal medyalarda bütün kombi petek tesisat temizleri kombinizi temizlettirin. Sıcak suyu açtı, alev boyuna bak. Alev boyu yükseldi. Yani banyo yapmadığın zaman bunu 35'te 40'ta eli titreyerek yakıyor ya müşteri. Biz 40'ta 50'de 60'da yakamayız. Emekliyiz. Faturamız çok geliyor dedi ya Ali'cim. Banyo yaptığın zaman bu kombiyi 60'da 70'de yakıyorsun. Bak şu an alevin boyu yükseldi. Doğalgaz saatine de şimdi git bak. Bak. Fatih Bey, kombiden daha hararetlisiniz şu an. Sıcak suyun sürekli açılıp kapanması da yine Fatih Bank'ı sinirden deliye döndüren yanlış uygulamalardan biri. Aç kapa yapmayacak mı? Aç kapa yapma ya, veyahut da sıcak suyu sürekli kullanma. Bunu açtın ya. Şöyle yapıyor kombi bak, sürekli aç kapa ya. Kombi şöyle oluyor. Oğlum karar ver, açayım mı kapayım mı? Şimdi kafanı yarım saat değil ya, 5 dakika şöyle bir sağ sol bir yapsan Ali, ne olursun. Zaten kombiyi anlatmıyorsunuz, kombiyi yaşıyorsunuz. Daha buraya çevirmeden buraya. Başın dönmez mi? Şimdi birazdan banyoya sen mi gireceksin, ben mi bir gireceğim? Şöyle oluyor. Dönüyor dolanıyor. Sen banyo yaptığın zaman doğalgazı ne kadar tükettiğini anlatıyorum. İster yap ister yapma, umurumda değil. İstersen sabah işe giderken suyu aç, bu kombi şakır şakır yansın. Benim umurumda değil. Benim burada tek düşüncem, tüketicinin faturası neden çok gelir? Böyle anlattın mı olur Ali ya? Müşterinin, tüketicinin beynini açıp içine MR olarak röntgen gibi abi, beni bırak Ali olursun. Abi sahip, beni bırak, abi beni kendi halime. Korkuyorum siz böyle yapınca. Ben istersen sana banyoda bir şey bir göstermek istiyorum. Nasıl banyo yapılırı öğreniyoruz şu an sizden. Nasıl banyoda tasarruf yapılır, buyurun. Banyoya giriyor amcam. Suyu açmış. Küvetin içine yerleşmiş. Ayakları kaldırmış. Uzun ince bir yoldayım. Su akıyor bu arada. Su akıyor. Fatih Bey'in de söylediği gibi aslında banyo yapmayı, duş almayı o kadar çok seviyoruz ki aslında suyun da doğalgazın da büyük bir kısmını duş alırken kullanıyoruz. Kesinlikle. Ama duş almayı ne kadar biliyoruz? Şu şekil suyu bekleyen zarar eder Ali. Bak şu şekil suyu asla beklemeyin. Su tasarrufundan dolayı. Sıcak suyu açarken direkt ben fiskede bekleyin. Tertemiz çıktım. 1,5 dakika. 3 dakika, 5 dakika olsun. Şimdi bak. Seni versinler ellere. Beni vursunlar. Alo.
Şu suyun altındaki huzur mutlulukta hiçbir şey. Suyu aç dakikalarca aksın aksın aksın. Müşteri buradan fiskiyi açtığı için yavaş yavaş at gibi tiki tak tiki tak tiki tak gide gide gide. Buraya örnek 3-5 kovada gelecek olan sıcak su yarım kova gelmeden sıcak su geliyor. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kaç abi kaç. Kaç 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 gel. Beni ağzına sağlık Fatih Bank, eline sağlık Ali Çiçek. Bizi güldürdünüz ya, Allah da sizi güldürsün. Efendim, İskenderun'da ise bir aileyi hastanelik eden balon balıklarıyla ilgili uzmanlardan yeni uyarılar var. Ne diyorlar peki? Balon balığı zehirlenmelerinin %70'inin ölümle bir kere sonuçlandığını hatırlatıyor uzmanlar. Ve tek bir şey söylüyorlar. Yemeyin kardeşim, tüketmeyin şunu. Dişlerini yürüyor. Mümkün parçalıyor. Oo. Korkunç zehirli bir balık. Balon balığıyla zehirlenmelerin %70'i civarı ölümle sonuçlanır. Hatay'da bir aile hastanelik oldu. Balığın ciğerini yiyen amatör balıkçı ise entübe edildi. Uzmanlar zehirli balon balıkları ile ilgili yeni uyarılarda bulundu. Siyanürden daha da zehirli hastamız özellikle zehrin biriktiği iç organlardan ciğerini yemiş balığın. Solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilmiştir. Balon balığı zehirlenmelerinin %70'i ölümle sonuçlanıyor. Balığın bünyesinde bulunan bir zehir var. Zehrin ismi tetrodotoksin. 70 kilogram bir insanın 1 miligramlık miktarı öldürebilir. Bir balığın yenilmesiyle bu miktara maruz kalınır. Balon balığıyla zehirlenmelerin %70'i civarı ölümle sonuçlanır. Japonlar tüketiyor, biz de tüketebiliriz algısının yanlış olduğunu belirten uzmanlar, bizim kıyılarımızda yaşayan balon balıklarının ölümcül olduğu uyarısında bulundu. Japonlar tüketiyor, biz de tüketebiliriz algısı henüz tam olarak kırılamadı. Bizim kıyılarımızdaki yaşayan balon balıkları ölümcül düzeyde zehir içermektedir. Genelde yaşanan zehirlenme vakaları amatör balıkçıların oltayla yakaladıkları balıkları tüketmesi sonucunda gerçekleşti. Samandağ'dan Çanakkale'ye kadar olan sahil hattında yoğun bilinçlendirme faaliyetleri yapılmalı. Bakın efendim, canlı yayında stüdyoda oldukça zor anlar yaşandı. Sunucu Cansu Canan Özgen canlı yayında dediğim gibi talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü sunucunun nefes borusuna kuru yemiş kaçtı ve nefessiz kalan Canan'ı da oradaki gazeteci Can Özçelik'in manevrası, Heimlich manevrası kurtardı. Arkadaşlar bir ara verin. Yemiş. Sırtına vur biraz. Biraz sırtına vur. Biraz sırtına vur. Su iç lütfen, yukarıya bak. Yukarıya bak lütfen. Su iç şimdi. Nefes borusuna kuru yemiş kaçtı. Nefes alamayan sunucu canlı yayında zor anlar yaşadı. Yemiş. Cansu Canan Özgen'le Özgür İfade programında dün akşam korku dolu anlar yaşandı. CHP'nin İstanbul ilçe adaylarının konuşulduğu programda ünlü sunucunun soluk borusuna kuru yemiş kaçtı. Yemiş. Öksürmeye başlayan Özgen'e konukları yardım etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Özgen'in yaşadığı zor anlar kameralara da yansıdı. Arkadaşlar bir ara verin. Yemiş. Sırtına vur biraz. Biraz sırtına vur. Biraz sırtına vur. Su iç lütfen, yukarıya bak. Yukarıya bak lütfen. Su iç şimdi. Yayın kesildi, reklam arasına girildi. İzleyenlerin endişeli bekleyişi Cansu Canan Özgen'i yeniden ekranda görünce sona erdi. Kısa bir aralardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok özür dilerim, soluk boruma kuru yemiş kaçtı. Reklam dönüşü açıklama yapan Özgen, Oda TV yazı işleri müdürü Can Özçelik'in Heimlich manevrasıyla boğulmaktan kurtulduğunu açıkladı. Can'a da çok teşekkür ediyorum, Can Özçelik'e. Çok doğru zamanda müdahale, çok çok teşekkür ederim. Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor sevgili izleyenler. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken işte Orta Doğu duru kapsamında İstanbul'a da geldi. Blinken önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Orta Doğu turu kapsamında İstanbul'a geldi. Blinken'ı İstanbul Havalimanı'nda ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake'le dışişleri yetkilileri karşıladı. Karşılamada Flake'in rahat hareketleri dikkat çekti. Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Kritik görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Blinken daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Görüşmelerin gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. Fidan mevkidaşına İsrail'in saldırılarının tüm bölgeyi tehdit ettiğini söyledi. Kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Fidan görüşmede F-16 konusunda Türkiye'nin beklentilerini hatırlattı. Görüşmede İsveç'in NATO'ya üyeliği de konuşuldu. Blinken'a nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğu ifade edildi. Türkiye ziyaretinin ardından Blinken'ın sırasıyla Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Bursa'da partililere seslendi. Yerel seçimlerle ilgili iddialı da mesajlar veren Akşener, kellemi şuraya koydum, biz kazanacağız dedi. Akşener konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yüklendi. O kadar inanıyorum ki kazanılacağına, o kadar inanıyorum ki milletimizin ferasetine, irfanına. Onun için kellemi şuraya koydum. Millet ister tekme atacak, ister başıma tekrar boynuma yerleştirecek. İddialı mesajlar verdi. Yerel seçimlerde işbirliği için kapıları kapattı. CHP'den gelen eleştirilere sert tepki gösterdi. Biz bu seçimi kazanacağız. Herhangi bir kişi AK Parti'ye kazandırmak için bu iş yapılıyor derse dönün arkanızı. Yaşanan istifaların ardından partimize operasyon yapılıyor diyerek CHP'ye savaş açan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den çok konuşulacak yeni açıklamalar geldi. Gördük ki İstanbul'u, Ankara'yı almak bu ucube sistemden kurtulmaya yetmiyormuş. Şimdi bu ucube sistemden kurtulmanın yolu, bu işten çok memnun olan sağ kulağımda, sol kulağımda vatandaşımız tarafından çekilmesini sağlamaktır. Bursa teşkilat buluşmasında konuştu Akşener. 81 ilde seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi. Vay efendim, Bursa'da AK Parti kazanırsa şöyle oluyor, CHP kazanırsa böyle oluyor. Hadi bakalım, muhteremler taraf diyordu ki PKK'lılarla el sıkışanların elini sıkıyorsunuz. Bilumum elleri bıraktık. Tek başımıza, tek başımıza giriyoruz. Efendim, böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk ama yarın yine aynı saatte tam 18.30'da dünyada ve Türkiye'de ne olduysa hap gibi vermeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.